Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber 3 ay önce piyasaya sürülen Samsung Galaxy S23 modeliyle yaşadığım uzun kullanım deneyiminden bahsedeceğim. Dilerseniz telefonla 3 ayda neler yaşadım videomuza hemen geçelim. Evet, bildiğiniz gibi Şubat'ın başında Samsung'un Galaxy S23 serisi piyasaya sürülmüştü. Bu seriyle beraber 3 farklı model karşımıza çıktı. Bu modeller Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra modelleri oldu. S22'ye göre yine tasarım olarak değişen detaylar var. Teknik tarafta yine önemli ayrıntılar var. Fakat ben genel olarak Galaxy S23 serisinde piyasada bir amiral gemisi telefon almak isteyenlerin tercih edebileceği bir model olarak karşımıza çıkabiliyor mu? Ve bu fiyat alınabilecek başka alternatifler var mı? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. İlk olarak cihazla ilgili tasarım ayrıntılarından bahsedecek olursam, yaklaşık 3 aylık kullanıcı deneyiminde beni en çok cezbeden yine tabii ki de daha önce de sizlere farklı modellerde yaşadığım kullanıcı deneyiminden de aktaracağım üzere tabii ki de tek el kullanımı oldu. Daha önce Poco F3, Xiaomi Mi 9T, F4 GT gibi modelleri de kullanmıştım. Fakat o modellerin ekranlarının 6.67 inç olduğunu biliyoruz ve ben artık büyük ekranlı bir telefon kullanmaktan yorulmuştum. Yani diyordum ki tek elimle rahatlıkla kullanabileceğim bir telefon olsun ve güç olarak da hem kamera hem işlemci hem pil bu konularda da beni üzmesin istiyordum ve benim için Galaxy S23 modeli biçilmiş bir kaftan oldu. Çünkü amiral gemisi bir telefon olduğu için zaten kamera tarafında kusursuz, hatta piyasanın en iyilerinden biri olarak adından sıkça söz ettirdiğimiz bir teknolojiyle geldiğini söyleyebiliriz. Ekran konusuna bakacak olursak 6.1 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor arkadaşlar ve tek elimle kullanma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Elim küçük olduğu halde ekranın köşelerine rahatlıkla uzanabiliyorum. Bir metroda, tramvayda, kalabalık ortamda. Yani yürürken şu şekilde gördüğünüz gibi iki elle kullanmak zorunda kalmıyorum. Elim küçük olduğu halde bu beni en çok cezbeden nokta oldu. Ve bunun yanı sıra çerçeveler de son derece ince tutulduğu için yani bir video, belgesel, film bir şey izlerken 6.1 inçlik bir ekran olduğunu hissetmiyorum. Yani daha büyük bir ekran olsaydı ihtiyacına kapılmıyorum. Çünkü yüksek çözünürlükle gelen bir ekran bizleri karşılıyor arkadaşlar. Aynı zamanda yüksek tazeleme oranına sahip olması bu panelin de önemli bir avantaj olmuş. 425 ppi'lik bir piksel yoğunluğuna sahip olduğu ve 120 Hz'lik bir tazeleme oranıyla geldiği için ben hem oyun tarafında hem film dizi izleme konusunda renk doğruluğu ve canlılığı, ekran parlaklığı tarafında beni son derece memnun ettiğini söyleyebilirim ki daha önce kullandığım telefonlara aslında baktığımız zaman amiral gemisi değil, en fazla F4 GT modelini sayabilirim kullandığım. O da orta segmentin üst basamaklarını hitap eden bir model olarak karşımıza çıkıyordu. Yani onlara göre kıyasladığımızda zaten üst segment bir telefon olduğu için farkını son derece ortaya koyuyor. Yani genel olarak ekran ve tasarım tarafında beni son derece memnun ettiğini söyleyebilirim. Arka kapağı parmak izi bırakmıyor. Zaten ben kılıf kullanıyorum arkadaşlar. Kamera çıkıntıları rahatsız etmiyor ama kılıfsız kullanırsanız masaya koyduğunuzda ufak bir sallantı oluyor kamera çıkıntısından dolayı. Yani eğer kılıfsız kullanma gibi bir düşünceniz varsa tek elle kullanım konusunda rahatlığı tabii ki de sizin hoşunuza gidecektir. Ama kamera çıkıntısından dolayı sorunlar yaşayabilirsiniz. Yani telefonu aldığınızda bu kameraları da kapsayan bir kılıf almanızı tavsiye ederim. Peki tasarımdan kırabileceğim hangi nokta var? Yani o kamera tarafındaki çıkıntıdan bahsedebilirim. Onun dışında pek de sorun yaşadığım herhangi bir durum olmadı Galaxy S23 modelinde. Yani tasarım olarak benden tam not aldığını söyleyebilirim. Evet, şimdi geldik işlemci tarafına arkadaşlar. Zaten bu lansmanın olduğu tarihte Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle geleceğini birçok sızıntılardan görmüştük. Ama lansmanda beni en çok heyecanlandıran taraf ise Samsung ve Qualcomm işbirliğiyle Snapdragon 8 Gen 2 Yonga setinin overclocklu, yani hız aşırtmalı bir versiyonunun Galaxy S23 modelleriyle geldiğiydi. Yani şöyle ki şu anda piyasada Snapdragon 8 Gen 2 Yonga setine sahip telefonlardan en güçlüsü Galaxy S23 serisinde yer alıyor. Çünkü özel hız aşırtmalı bir varyant kullanıldığı için piyasadaki aynı işlemciye sahip diğer modellerden daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu farkı hissediyor muyum? Yani 8 Gen 2 Yonga setine sahip farklı bir telefon kullandığımda evet Galaxy S23 çok daha hızlıydı bundan diyor muyum? Açıkçası pek de söylemiyorum arkadaşlar. Zaten şu anda piyasadaki oyunları ya da işlemciyi zorlayacak herhangi bir işlemi, telefonla yapılabilecek aktivitelerin işlemciyi zorlama konusunda kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz. Ben piyasadaki en güçlü grafiklere sahip bir oyunu orta segmentin üst basamaklarına hitap eden bir telefonda da rahatlıkla oynayabilirken Galaxy S23 serisinde de oynayabiliyorum. Tabii ki bu marka
markanın ekstradan sunduğu hangi avantajlar oluyor? Yüksek ekran çözünürlüğü oluyor, ekran tazeleme oranı ve renk doğruluğu, yüksek parlaklık gibi ekran teknolojisi artı olarak bizleri kazanıyor. Ama onun dışında donma kasma gibi herhangi bir sorun yaşamadım zaten. 6.1 inçlik küçük bir kasaya sahip olmasına rağmen herhangi bir ısınma sorunuyla karşılaşmadım. Tabii ki de piyasadaki her model ısınır, her telefon ısınır. Bunda da yine şu kameranın yan tarafında bulunan işlemci bölgesinde bir ısınma gerçekleşti ama çok kısa bir sürede soğudu arkadaşlar. Yani işlemci tarafında sergilediği performansı beni son derece tatmin etti. Zaten çok da oyun oynayan ya da işlemciyi zorlayacak aktiviteler yapan bir insan değilim. Ona rağmen işlemciden son derece memnun kaldığımı, yani çoklu işlemler tarafında RAM belleğinin falan gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. 8 GB'lık bir RAM ile geliyor arkadaşlar ve piyasada 128, 256 ve 512 olmak üzere farklı dahili depolama seçenekleri de geliyor. Şu an benim kullandığım cihaz 128 GB arkadaşlar ama şu anda yaklaşık 3 aydır kullanıyorum ve 101 GB'ı dolu. Tabii ki sosyal medya paylaşımlarını bu telefon üzerinde yapıyorum ve çoğu çekimimi de bu telefondan yapıyorum. Bu yüzden şu anda 28 GB'lık bir boş yerimin kaldığını söyleyebilirim. Ha, alınmışken 256 da alınabilirdi ama 128'in de normal bir kullanıcıyı gayet tatmin edeceğini söyleyebilirim. Yani benim çekimlerim yaklaşık 50-60 GB doldurdu. Çünkü ben ön ve arka kameradan çektiğim tüm video ve fotoğrafları yüksek çözünürlükte çekiyorum arkadaşlar. Bu yüzden depolama tarafını aktif olarak kullanacaksanız 128 yerine 256 da tercih edebilirsiniz. Hazır kamera çekimlerinden bahsetmişken gelelim şimdi kamera kısmına. Tabii ki de bu telefonla benim en çok heyecanlandığım noktalardan birisi de kameraydı. Teknik özellikle sizi boğmayayım arkadaşlar. Ön ve arka kamerada da 4K 60 FPS çekim yapabiliyoruz. Ayrıca arka kurulumdaki her kamerada bu 4K'yı gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Dilerseniz ben bu 3 aylık süreçte Galaxy S23 modeliyle çektiğim fotoğraf ve videolarla sizleri baş başa bırakayım. Daha sonrasında yorum tamamen size kalmış. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Evet, şu anda Samsung Galaxy S23 modelinin ön kamerasından beni görüyorsunuz ve duyduğunuz ses de yine S23'ün mikrofonları üzerinde çıkan ses. Mikrofon kalitesi de bu şekilde, yani etrafında gürültü olmasına rağmen sesimi iyi bir şekilde duyuyorsanız mikrofonlarının gayet iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Şöyle bir ters ışığa geçelim. Ters ışık da bu şekilde. Düz ışıkta da aynı bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. 4K 60 FPS çekim yaptığını söylemiştik. Sizce ön kamera performansı nasıl? Şu anda Galaxy S23 modelinin arka kamerasını görüyorsunuz. Bu da 4K 60 FPS çekim yapabiliyor. Şöyle bir zoom performansına bakalım. 10x'e kadar zoom yapabiliyor. Performans bu şekilde. Peki siz nasıl buldunuz Galaxy S23'ün arka kamera performansını?
1080p'de çekim yaparken ise çekim esnasında geniş açılı kameraya geçiş yapılabiliyor otomatik olarak. Şu anda geniş açılı lense geçtim. Ve şu anda da normal kameradayım. Tekrardan geçişimizi yapalım. Yani arada hiçbir takılma olmadan iki lens arasında hızlıca geçiş yapabiliyor. Evet, video ve fotoğraf kısmı da bu şekildeydi arkadaşlar. Açıkçası ben düşük ışık, yüksek ışık fark etmeksizin her ortamda bu telefonda çekim yaptığım her alanda memnun kaldım. Video tarafında da beni çok tatmin etti. Özellikle portre video tarafında sinematik bir görüntü sağlıyor arkadaşlar. Tabii ki bu özelliği biraz daha yüksek ışıkta kullanmak gerekiyor. Ama onun dışında Samsung'un Galaxy S23 serisinde sunduğu kamera özelliklerinin gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan pil tarafına geçelim. Evet, şimdi geldik pil tarafına. 3900 mAh'lik bir batarya kapasitesi yer alıyor ve 25 Watt'lıkla hızlı şarj desteğiyle karşımıza çıkıyor. Kullanıcıların Galaxy S serisinde S23 ve S23 Plus arasında sıklıkla kaldığını biliyoruz. Hatta bu S22 modellerinde de olmuştu. Yani daha büyük bir ekran ve daha büyük bir batarya daha mı iyi olabilirdi diye düşünenler genellikle Plus modellerine yöneldi. Ama ben ekranın biraz daha küçük olmasını tercih ettiğim için Galaxy S23'ü daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Tabii ki pil konusunda dezavantaj var. Aslında genel olarak baktığımız zaman Samsung'un One UI arayüzünün pil tarafında tam optimize bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Çünkü ben bir kurgu işimi hallederken bilgisayar üzerinden telefon hep önümde açık kalıyor. Yani benim ekran sürem günde 12 saati geçebiliyor arkadaşlar. Faal olarak kullanmasam bile 12 saat bu telefonun ekranı açık kalıyor. Hatta zamanlayıcıyı da kapattığım için şu anda bu telefonu bu şekilde bana tutarken bile ekranın açık olduğunu söyleyebilirim. Yani ben bu telefonun pilini biraz zorluyorum açıkçası. 3900 mAh'lik bir kapasiteye sahip olmasına ve benim ekranı sürekli açık tutmama rağmen bir günü rahatlıkla çıkarabildiğimi söyleyebilirim. Tabii ki bazı telefonlarda şunu söyleyebiliyoruz. Ya evet, bir günü tam olarak çıkarmasa da nasıl olsa hızlı şarj desteği var ve ben çok kısa bir sürede hızlı şarj edebiliyorum. Yani Samsung'un orijinal 25 Watt'lık bataryasını ekstradan aldığınız zaman 30 dakikalık bir şarjla %50'lik bir kapasite elde etmek mümkün. Ama kutu içeriğinden bir şarj adaptörü çıkmıyor arkadaşlar. Yani 25 Watt'lık hızlı şarj adaptörü alıp almamak size kalmış. Ama ben 25 Watt'lık orijinal şarj adaptörünü kullanmıyorum. Çünkü benim kullanımımda bir günü rahatlıkla çıkardığı için yanımda powerbank bile taşımama gerek kalmadan aktif olarak kullandığım halde bir günü sonuna kadar çıkarttığını söyleyebilirim. Ama hızlı şarj desteği olsaydı beni daha da tatmin ederdi. Fakat Samsung'un amiral gemisi modellerinde dahi Çinli markalarla pek de yarışamadığını, yani hızlı şarj konusunda henüz istenilen başarıyı vermediğini biliyoruz. Tabii ki bu konuda Samsung'un pil sağlığını korumak amacıyla biraz daha önlem alarak ilerleyebilirim dediğini düşünüyorum. Yani önümüzdeki yıllarda 67 Watt'lık bir şarj desteği sunduğunda şu anda piyasadaki Çinli markalardan daha yüksek pil sağlığına sahip modeller üreteceğini düşünüyorum. Genel olarak Galaxy S23 modelini değerlendirdiğimde sonuna kadar memnun kaldığımı söyleyebilirim. Tabii ki bir de bunu fiyatına göre değerlendirmek lazım arkadaşlar. Yani şu anda piyasada Samsung Galaxy S23 modelinin farklı sitelere bağlı olarak 22.000 TL'lik bir fiyat etiketi var. Böylesine güçlü ve kamera tarafında başarılı bir telefonun rakibi ne olabilirdi? Tabii ki yine Samsung olabilirdi. Samsung'un Galaxy S22 modeli de yine rakip olarak nitelendirilebilir. Çünkü bu modelin de fiyatı 18.000-19.000 arasında gidip geliyor. Farklı sitelere bağlı olarak 16-17'ye de düştüğü oluyor. Yani şunu diyebilirsiniz, ben yine bir amiral gemisi alayım ama geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen bir telefon alayım diye düşünebilirsiniz. Bu yüzden önümüzdeki haftalarda Galaxy S23 ile S22'nin kameralarını da karşılaştıracağız arkadaşlar. Ama benim Galaxy S22 kullanan arkadaşımla telefonları karşılaştırdığım dönemlerde Galaxy S23'ün biraz daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani almışken yeni nesil olsun ve daha da uzun yıllar güncelleme alsın gibi bir görüşe sahip olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde farklı telefonlarla yaşadığımız uzun kullanım deneyimlerinden sizlere bahsetmeye devam edeceğiz. O gün gelene kadar bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz, yani kafanıza takılan en ufak bir soru işaretine dahi yanıt vermişsek, videoyu beğenin, bizi destekleyin. Biz de daha güzel yerlere gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.